Herkese merhaba, günaydın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi uçak ve Katar'a gidiyorum. Buraya oturana kadar hiç böyle heyecanım yoktu, gayet normaldim. Ama buraya oturunca böyle değişik bir heyecan içine girdi, bilmiyorum. Cam kenarına Tuğçe kaptı. Çok güzel bulanıyor. Onu bahane et yani artık. Yalan söyledim buraya oturmak. Yaklaşık 4.5-5 saat kadar olacak. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Film izleyeceğim, dizi izleyeceğim, müzik dinleyeceğim, kitap aldım, kitap okuyacağım yani. Arkadaşlar, gitgide kızardım. Yanaklarım alev gibi. Şimdi bavulları bekliyoruz. Bavullarımızı getirdikten sonra bizi otele götürecekler. Ah, çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum, fark ediyorum. Yani böyle aslında sadece oturdum uçakta, hiçbir şey yapmadım ama yol yoruyor. O kadar sıcak ki şu an daha yeni dışarı çıktık ve benim üzerimde bir sivit var, kot ceket var, şapka var, bu da kışlık. Patlıyorum. Ya söyleme, çok sıcak. Ne demek sıcak değil. Zaten yanaklarım kıpkırmızı, şiştim yolculukta artık. Yeter, otelimize gidelim. Kapıyı çıkartalım. Arkadaki müzik efsane. Böyle farklı bir aurası var müziğin. Şimdi bu odayı bu kadar bir daha toplu göremeyeceğimiz için, size hazır bu kadar topluyken, hiç dokunulmamışken oda turu yapacağım. Bu kaldığımız otel biraz farklı bir otel arkadaşlar. Yarın otelin içini size göstereceğim ama villalar var ve her bir villanın içerisinde odalar var. Diğer arkadaşlarım şu an hangi villada kalıyorlar, uzak mı yakın mı, hiçbir fikrim yok. Biraz sonra onları soracağım. Neyse, çok önemli değil onlar. Hadi o zaman oda turu. Direkt size bir banyo karşılıyor. Banyoya ben de ilk defa giriyorum. Normal küvet. Da böyle normal banyomuz. Buradan çıkıyoruz. Dıt 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 dıt. Sizi bir minibar karşılıyor. Buradan dönüyoruz. Sizi bir boydan ayna karşılıyor. Dönüyoruz. Koca bir yatak. Koltuklar ve masam ve perdeler. Direkt üzerimi değiştireceğim. Sanırım akşam yemeğine gideceğiz. Sonra zaten çekeceğim. Öptüm size. Şöyle siyah bir bluz giydim. Altına böyle bir siyah pantolon ve bu topuklularımı giydim. Biraz sonra bir tanışma yemeği olacak. Bu arada sadece İstanbul'dan değil, dünyanın birçok yerinden influencerlar var, travel'lar var, youtuberlar var. Onlarla tanışacağız. Böyle bir tanışma yemeği düzenlenmişler ve gidelim. Hem karnımızı doyuralım, hem yeni yeni insanlarla tanışalım, hem de biraz İngilizce şakımaya çalışayım. Bakalım nasıl olacak, hiç bilmiyorum. Yemekte görüşürüz. Şimdi açık hava bir yere geldik. Çok kalabalık. Çok keyifli. Yüksek ses müzik var. Beni duyuyorsunuzdur. Şimdi size etrafı göstereceğim. Kendinizi buradaymış gibi hissedebilirsiniz. Çok tatlı insanlar ve Katar'da kimi buldum? Bak 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 bak. Bana bu dünyanın en anlamsız şeyi geliyor. Çok saçma. Hiçbir anlamı yok. Ama garip derecede böyle bir yediriyor. Neyse ki tatlı değil, şekerli değil. Bence bunun bir kalorisi de yok. Bir anlamsız çünkü. Ya yeter yeter. Şu kamera alır be. Alın be. Eğlenin be. Çıdırı çıkar. Her şey sosyal medya burada. Her şey sosyal medya burada. Yazıklar olsun. Gerçekten gece sonu böyle. Yapacak bir şey yok. İnanılmaz yoruluk. Şimdi odama gidiyorum. Odamda çekmeye devam etmem artık, bu son olur. Sizi kocaman öpüyorum. Yarın devam edeceğiz. Tüm enerjinizi toplayın. Öptüm sizi. Hepinize günaydın arkadaşlar. Çok garip bir şeyler oldu. Tuğçe mesaj attı. 12 gibi falan odaya geldik. Ondan sonra uyumak için yatağa girdim falan filan. Uyuyamadım. Saat 2'ye kadar telefonla oyalandım falan. Sonra 5'te bir uyandım. Bir daha asla ama asla uyuyamadım. Ve saat şu an 9.30. Bir türlü saatler geçmek bilmedi. Yani kendi kendime dedim ki herhalde Amerika'ya falan gitsem, böyle orada jet lag durumu olduğu için. Demek ki mahvolacağım yani. Duşa girdim falan. Bir kendime geldim birazcık ama. Çok fazla değil. Ay, bunları niye kapatıyorum? Kartı çıkartınca zaten kapanacak hepsi, neyse. Size kaldığımız villanın dışını göstereyim. Otellerde en sevdiğim şey açık büfe. Benimle aynı fikirde. Tuğçe zaten bak işte, Yusuf abi beni destekliyor ama Tuğçe hiçbir zaman beni desteklemiyor. Hala açılamadım, dur odağım bozulmuş. Güzel bir kahvaltı yaptım. Çok fazla bir şey yemedim, bilmiyorum. Herhalde daha o şeyde değilim, havada değilim ama açık büfe çok güzel. Şuradan.
bu kadar yeter. Böyle bir sürü bu tip böyle böyle küçük küçük villalar var. Ve bu villaların içini zaten az önce gösterdim. Kahvaltıdan sonra odaya gider hazırlanırız. Sonra tekrar seminer var bugün. Bütün gün seminerde olacak. Toplantılara falan katılacağız. Kahvaltıdan sonra gider tekrar üstümüzü değiştiririz diye düşünmüştüm ama çok yanlış düşünmüşüm. Çünkü Tuğçe direkt oraya gideceği kıyafetle gelmiş. Çok abartılı bir şey giymeyeceğim. Belki sadece bir böyle şey, bir elbise giymeyi düşünüyorum. Ezberlemişim yeri ha. Hiç zor bulmadım. Bakın şurayı da göstereyim size. Çok güzel gözüküyor. Yaz kızı oldum. Böyle beyaz bir elbise giydim, göstermiştim size de. Burada her an her yerden birileri çıkabiliyor. Ay. Böyle bir şapka taktım, çok kararsız kaldım ama bilmiyorum, güzel gibi. And of course, our potential is boundless. No boundaries. I believe in that. That was beautiful. Thank you for sharing that. One of the story as well. Yes. This is really good. Katara hospitality. Okay, and he's right now. Gerçekten böyle yaz meyvelerini özlediğimi fark ettim. Artık böyle Türkiye'de de böyle güzel güzel kalkıp kalkınlar çıksın ya. Böyle tam böyle yaz meyveleri gitsin. Adı neydi bu? Ne? Dragon meyvesi. Ejderha meyvesi mi öyle bir şey? Ejderha meyvesi. Bunu daha önce hiç denemedim. Şu an ilk defa deneyeceğim. Kivinin tatsız hali. Tatsız da neden böyle bir şey var? Numara para tuzağı. Hiçbir tadı yok ki. Ama bu hiçbir şey ifade etmedi şu an benim için. Bunu sevmedim. Sana bilgi yollayacağım. Dediniz mi? Ejderha meyvesi. Gerçekten bu kadar İngilizce beni yordu. Hem anlamaya çalışıyorsun, hem böyle dinliyorsun. Full konsantre. Of, nereden bulacağım şimdi ben otelimi ya? Neyse. Saat 2.30'da toplantılar başlıyormuş. Şimdi konferanslar bir devam ediyor. Ama ben bir çıktım hava almak için ve odama gitmek için. O kadar güzel uyumuşum ki böyle. 30 dakika falan uyudum ama. Ay çok iyi geldi. Kendime geldim. Tuğçe arayınca bir anda böyle sıçrayarak uyandım ama. Güzel. Ya şu benim odamın klimasını nasıl ayarlayacağım? Bir akşam gösterememiştim size. Karşıda kocaman kocaman binalar var. Hemen saçımı başımı düzeltip koşa koşa toplantıya gideceğiz. Bu tiple değil. En son size toplantıya gittiğimi söylemiştim. Görüştük arkadaşlar. Sonra dedik ki ne yapsak saat 3.30 gibi falan bitti. Akşamda güzel bir program var. Ve o programa dedik ki daha enerjik gidelim. En azından gidelim odamıza dinlenelim, uyuyalım falan. Bir uyumuşum. Zaten yatak çok rahat olduğu için direkt kendimi attım yatağa. Yarım saat içinde hazır olmam lazım. Akşam yemeğine başka bir otele gideceğimizi söylediler çünkü. Arkadaşlar gemiye geldik. Şu an çok sesli. Ve bayağı bir kalabalık. Başka bir otele gidip geldim. Ne oldu? Bugün yasak. Yara mı? Ay pardon. Ne yapıyoruz biz? Ay. Yasak mi? Buranın ışığını çok beğendim. Kendi otelimize geldik. İnsanın kendi oteli gibisi yok gerçekten. Hiçbir şey anlamadık. Ben de var, verebilirim istersen. Var. Odaya geçmeden dedik hep beraber böyle oturalım. Larisa var, Burak var, Tuğçe var, Fahri var, Yusuf var, Reymen. Onu belirtmesem olmuyor. Çünkü karışıyor Yusuflar. Bir sürü Yusuf var hayatımda. Adam öyle bir baktık. Arada böyle konuşuyorum boş boş. Çok saygı geçtik. Çok vermiyoruz. Böyle kameraya bakarak konuşuyoruz. Evet, vlog çekiyorum. Refika mı? Bir şey mi çekiliyor? O neymiş çocuğu? Vlog neymiş öyle? Ama çok enteresan. Ben hiç çok görmemiştim. Çok kullanışlı ya. Çok iyi. Herkes bunu kullanıyor. Gelip bakabilir tabii misin? Tabii ki. Hayır. Buradan karıştı. Neyse küfür etmiş ki. Bayağı güzel çekiyor. Oo, yani. Bayağı güzel çekiyormuş. Kırışıklık da alıyor galiba. Çok güzelmiş. Ne gülüyorsun ben? Teşekkür ederim.
Ay böyle biraz burada oturup sonra sanırım odalara dalacağız. Saat şu an 10 geçiyor saat. Hepinize günaydın arkadaşlar. Bir türlü size iyi geceler diyerek vlogu kapatamadım ama kameramın şarjı bitti. Odaya geldim, oturdum. Biraz telefonumda bir şeylere baktım. Sonra zaten ben de yattım, uyudum. Bugün normalde böyle bir tur vardı. İşte müzeler falan gezilecekti. Buranın güzel bir yerleri gezilecekti. Ama biz o tura gitmeyip kendimiz gezmeyi tercih ettik. Şimdi bir böyle kahvaltı falan yapacağız. Daha sonra da fotoğraf çekileceğiz tabii ki. Ay hava çok esiyor. Ama inanılmaz sıcak. Yani şu beni kesin bugün terletecek gibi hissediyorum. Ama zaten sonrasında değiştireceğim üstümü. Aa ters geldim herhalde. Bugün bir market bulacağım ve abur cubur alacağım. Her zaman olduğu gibi başka bir yere gittiğim zaman abur cuburlarını deniyorum. Siz de o tarz videoları zaten çok sevdiğiniz için ben de bol bol çekmeyi tercih ediyorum. Salata ve meze tarzı şeyler alacağım. Değil mi? O çok güzel. Evet, dün ben de onu beğendim. Arkada da kemanlar çalıyorlar arkadaşlar. Anlayamadım pek. Bugünün organizasyonu bir farklı ama çözemedim. Neyse, ben yemeğimi alayım sonra konuşalım sizinle. Bence de yanlış giden bir şeyler var ama bakalım. Sarma ve yeşil fasulye bizim Türk mutfağıyla yarışabilir. Geldiğimden beri en çok bu iki şeyi sevdim. Gerçekten bak, yeşil fasulye inanılmaz güzel. Başka zaten yemek ne? Ha bir de hurma. Evet, hurmayı da söylemiştim onlara. İkisini çok sevdim ve son olarak kendimize göre bir yemek bulduk. O yüzden mutlu ayrılacağız masadan. Ve böyle havuzun kenarına biraz güneşlenmeye geldik. Ben üzerime henüz çıkarmadım. Tuğçe hemen hazırlıklı, direkt attı kendine. Tuğçe'nin ayağı yara olmuş, tamam mı? Yara bandı istemiş. İki tane adam böyle ilk yardım çantalarıyla falan gelmiş. Öldüm falan. Ama bir şey diyeceğim, çok iyi bir şey yani böyle gelmeleri. Gerçekten bak. Bakın buradan birilerine sesleniyorum, herhangi birileri. Langırt'ta benden iyi kimse yoktu. Bak o kadar iddia ediyorum ki. Kimle oynadık? Baturay'la oynamıştık. Murat abiyle, Tuğçe'yle başka otelde Uludağ'da gitmiştik yani Uludağ'da. Orada beni geçen kimse olmadı. O yüzden kendime Langırt'ta çok güveniyorum. Herkesi karşıma alabilirim. Buradan duyuyorum. Neyse hadi size etrafı göstereyim biraz. Gözlerimi açamadım. Burası havuz ama bence burası süs havuzu. Bana öyle geliyor yani. Küçücük bir havuz. Arkamız zaten deniz. Dün akşam işte şu karşıdaki gördüğünüz yüksek binalı yerlere gittik yemek yemeye. Kendime iddialı olmayan bir rakip buldum ve Langırt oynayacağız şimdi. Arkadaşlar artık eskisi kadar iddialı değilim çünkü yapamadım. Şimdi voleybol oynayacağız. Acaba kamerayı niye voleybol demedim abi zaten. Lisedekiler öyle derdi voleybol diye. Çok fazla rüzgar olduğu için istediğimiz gibi oynayamadık. Kesinlikle biz oynayamadığımız için değil, şu an rüzgar suçlu. Çünkü oradaki çocuklar da oynayamıyorlar. Şimdi onlar maç yapıyor bakın. Kız dayanışması, erkek dayanışması. Takım süper. Bence bizden çok daha iyi oynuyorlar. Osman abi, Yusuf abi ve Tuğçe'nin yanından ayrıldım. Kendi odama gidiyorum. Biz Tuğçe'yle hazırlanıp bir AVM bulduk. AVM'ye gideceğiz. Ya karşıdan kim geliyor? Dans ede ede. Ya sen çok tatlısın ya. Ne yaptınız? Çok yedim. Çok yedim. Ve hazırım. Tık 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 tık. 2 dakika içinde hazırlandım. Şöyle bir şey fark ettik. Akşam biraz uzak bir yere gittik restoranta yemek yemek için. Hiçbir şekilde sokaklarda, caddelerde ışıklandırma yok. İnsanlar mesela şurası falan böyle yol boyu park. Onu anladık. Hatta diğer tarafta sahil. Ama nasıl bu kadar güzel bir yere yani hiç ışıklandırma yapmamışlar bilmiyoruz. Gece yani akşam giderken bayağı karanlıktı. Ve insanlar da çok fazla yok sokaklarda. Gerçekten başardık. Başaramayacak hiçbir şey yokmuş. Çok kolay bir şekilde adam zaten kendisi getirdi. Tuğçe'ye dedim ki dur vlog kameramı çıkartayım mı dedim. Katar bir YouTuber görsün. Ve bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık. Ve serin. Bir şey diyeceğim, güvenlikten geçmedik şu an, fark ettin mi? Aaa çok mutluyum. Nasıl? Aaa tesadüf. İyiyiz biz de. Kendim.
sevdiklerimden birini bulmuş gibi sevindim. Odağım burada. He. Vallahi çok garip bakıyorlar ama bu benim ne kadar umurumda, hiç umurumda değil. Kocaman bir market buldum AVM'de. Tabii ki ne aldıklarımı bu videoda göstermeyeceğim. Hatta bu videoyu da otele gittiğimizde sonlandırmayı düşünüyorum. Hatta kapatırım ama burcuburlar bulduk. Bay bay. Güzel bir taksi yolculuğu oluyor. Yaklaşık bir 20 dakika falan sürer herhalde trafik yoksa. Buranın trafiğini bile çözdük ya. Biz bu işi yaptık vallahi. Şu an çok eğleniyoruz. Otel kapısına girer girmez bizim onu tutturdular. Poşetlerimizi aldılar. Vallahi oteli turu. Otel turu! Hemen geldin mi? Otelin rejisör olarak ya. Geldik. Vlog kameramız da bize eşlik ediyor. Hi! Hello! How are you? Yeah. Günaydın hepinize. Artık bugün odadan gidiyoruz. Odadan değil, ülkeden gidiyoruz. Sonunda bitti arkadaşlar. Gerçekten çok yorucu 3 gün geçirdim. Oda servisi çağırdım bavullarımı almaları için. Çünkü inanılmaz ağır. Çok zor sığdı eşyalarım. Zaten tatillerden döndükten sonra o bavullar illaki bir ağırlaşıyor. Şu an böyle hediyelik satan bir yerdeyiz. Böyle koca bir market. Ve inanılmaz çikolatalar var yani. Baya baya güzel şeyler var. Şeyda'ya bakın ne aldım. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel. Ne bir sürü çikolata var. Çok sevecek Şeyda. Azra'ya da şunu aldım. Çok hoşuma gitti. Çok güzel değil mi? Çok sevdim bunu. Herkes bana bakıyor şu an garip garip. Ne yapıyor bu kız diye. Dünyanın en iyi esneme hareketi. Yani en iyi esneme. Tulumda da böyle mi yapacağız? Spor sever bir arkadaşla karşılaştık. Ne yapayım? Hareketi seviyorum. Seviyor, bayağı seviyor. Ama hareket edince işte hücrelerinize içine böyle su doluyor. Çok güzel bir şey. O da güzel. Çok güzel bir enerjisi var. İkimiz de aslan burcuymuşuz. Dedik ki aslan kardeşler, bro. Lion bros for life. Artık uçağa girmek istiyorum, uyumak istiyorum. Uykum var. Bu sefer uyuyacağıma inanıyorum. Sonunda evimdeyim ve gerçekten bu konuşmayı yapmak ve artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü çok çok uzun bir vlog oldu. Nasıl toparlayacağımı hiç bilmiyorum ama öğrendiklerimden birkaç bir şey size anlatmak istiyorum. Hatta bu vlogda aslında size hiç bu dakikaya kadar söylemediğim bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk önce şu an buraya gelecek olan story'yi bir izleyin. Tüm de ilk defa bir mekandan çıkarıldım. Çünkü neden? Gülme! Yaşım tutmadı! Ta-ta-ta-tam! Burada kaç ya Katar'da? 21 mi bilmiyorum, ben 20'yim henüz. Gerçekten başıma böyle bir şey geldi. Çok aşırı saçma. Kendi otelimizden çıktık, başka bir yere gittik. Mekana saat 11.30 gibi gittik. Aşırı böyle kalabalık bir ortam falan zaten yoktu. İçeri girerken pasaportumu gösterdik. Pasaportuma baktılar ve hiçbir sorun olmadan direkt içeriye geçtik. Neyse içeride 10 dakika falan durduk. Daha sonra bir kadın geldi, bir şeyler söyledi. Beni direkt kolumdan tuttu ve bir yere götürmeye başladı. Ben hiçbir şey anlamadım. Sonra Tuğçe bir dakika falan dedi. Hani olayı bir anlamaya çalıştı. Bir de kadın inanılmaz sessiz konuşuyor ve ne dediğini anlamak çok zor. Çok hızlı konuşuyor. Biz böyle Tuğçe'yle birbirimize bakıyoruz, ne yapacağız falan diye. Ya gerçekten hala sebebini bilmiyorum. Sanırım yaşım tutmadığı için. İnternetten gitmeden önce de zaten bayağı böyle Katar hakkında birkaç bir şey okumuştum falan. Hiçbir şekilde yaş sınırıyla alakalı bir şey yazmıyor. Mesela Amerika'da 21 yaş sınırı var. Bunu biliyorum ama Katar'da hiç daha önce böyle bir şey duymadım da, görmedim de, okumadım da yani. Baktığım halde de göremedim. Artık bilmiyorum sebebi neydi ama çok güzel bir şekilde mekandan çıkarıldım. Tuğçe ile gerçekten gelene kadar uçakta bile hala bunun dalgasını geçtik. Böyle bir şey yaşamadım da demem artık. Sonuçta komik, saçma sapan bir şey yaşandı ve geçti gitti yani. Biraz böyle gördüklerimden ve öğrendiklerimden size bahsedeyim. Bir kere Katar gerçekten dünyanın en zengin ülkesi. Bunu hepimiz bir kabul edelim. Oraya gittiğinizde de oranın yaşam tarzından bu zenginliği çok iyi bir şekilde zaten anlayabiliyorsunuz. İnsanlar trafikte limuzinlerini, jiplerini falanlar filanlar böyle lüks lüks araçlarını yarıştırıyorlar. Lüks bir yaşam var. Katar zaten henüz şu an gelişim aşamasında. Bu çok belli zaten, çoğu yer inşaat ve yapım aşamasında. Geliştikten sonra Dubai'ye benzeyecek. Ben öyle düşünüyorum. Katar'ın yerlerine çok nadir denk geldi.
geldik. Yani oradaki insanların birçoğu aslında zaten yabancı. Hindistanlısı, Pakistanlısı, Tunuslusu, Fas, Endonezya, İran falan filan bir sürü ülkelerden oraya yerleşmişler ve bu yüzden de çok fazla yabancı kültür var. Bu yabancı kültür yemeklerine de yansımış arkadaşlar. Ben gerçekten oranın yemeklerini hiçbir şekilde sevmedim. Çünkü bana bütün yemeklerin tadı aynıymış gibi geliyor. Sanırım bu da kullandıkları yağdan ve baharatlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çok kötüydü demek istemiyorum ama kesinlikle benim damak zevkime hitap etmiyor ve yani sevmedim yemeklerini. Oraya başka bir YouTuber arkadaşım da gidip orada bir video çekmişti. Onun videosunda da şöyle bir şey denk gelmişti. İşte mesela insanlarla yanak yana tokalaşmak, öpüşmek falan yasakmış orada. Yani karşındaki insan yanlış anlayabilirmiş. Yani biz mesela Türkler direkt sarılırız, böyle vum vum falan yaparız ama bunlar orada yanlış olarak algılanıyormuş. Yani karşındaki insan seni o an tersleyebiliyormuş. Bu da bana çok ilginç geldi. Mesela internette okurken şöyle yazıyordu. En güvenli ikinci ülke. Mesela bizim Türkiye'de alışveriş merkezlerine girerken yani ilk sıralardan geçiyorsun, ötüyorsun, işte güvenlikler eliyor falan filan böyle. Ama orada hiçbir şekilde herhangi bir güvenlikten geçmeden AVM'lere girebiliyorsun. Aynı şekilde havaalanında da öyle. Mesela bizim havaalanında milyon tane böyle güvenlikler, polisler, ondan sonra işte geçiyorsun, ötüyorsun, onu çıkarttırıyorlar, bunu çıkarttırıyorlar. Ötüyorsan bile artık böyle her yerimize, bütün yerlerimize dokunarak o güvenliklerden geçiyoruz. Yani gittim, gördüm, gitmedim demem en azından. İş bahane oldu. Sonuçta orayı da görmüş oldum böylelikle. Söyleyeceklerim bu kadar. Benimle bayağı bir yoruldunuz. Sizi hiç yanımdan ayırmadım. Sürekli nereye gitsem çekmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Umarım gerçekten kendinizi benim yanımda gibi hissetmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Artık 1 milyon 800 bin olmamıza az kaldı. Biraz böyle abone olup tık 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 hızlandırırsak bence çok kısa bir süre içerisinde oluruz diye düşünüyorum. Öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.